Bursa Spor TV ekranlarında işte Saraçoğlu'nun önündeyiz. Çeyrek finalde Bursa Spor Fenerbahçe ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda erken gelen final olarak da adlandırılıyor bu spor otoriteleri tarafından. Mehmet Gerçeksi ile birlikteyiz. Mehmet Gerçeksi, ne söyleyeceksiniz? Çok güzel bir ortam var aslında burada. Yaklaşık 4 saattir de ekip olarak buradayız. Havayı soluduk. Son derece dostane de bir ortam var. Evet. Fenerbahçe ile Bursa Spor arasında zaten problem yok. İki taraf da birbirine sempatiyle bakan yıllardır ve her geçen dönemde de gelişen bir dostluk süreci işleyen iki takımın mücadelesi olacak. Ama dediğin gibi teknik anlamda baktığında da erken genel final olarak nitelendirilebilir. Çünkü ligin en formda iki takımının çeyrek finalde yollarının kesişmesiyle doğmuş bir maç oynanacak. Keşke daha ileri turlarda böyle bir maç oynansaydı diye düşünüyoruz. Fenerbahçeliler de bunu ifade ettiler. Keşke finalde karşı karşıya gelseydik dediler. Evet, aynen öyle. Bu akşam hoca yine enteresan bir takım kurmuş. 4-3-3 düzeninde oynuyor Bursa Spor. İstersen... Evet, onun bir bilgisini alalım. Kadroyu biraz önce öğrendik. Daha stada girmedik ama aldığımız bilgiye göre Bursa Spor şöyle oynuyor. Kalede Ivankov var. Dörtlü savunmanın sağında Ali Tandoğan. Solunda yine Mustafa Keçeli oynuyor. Ortada Zapo ve Kaptan Ömer oynuyorlar. Ön tarafta orta üçlüde teknik adamları, daha çok teknik adamları hoca koymuş. Mesela Çimşir'i oynatmıyor. Onun yerine Bekir Ozan var orta üçlüde. Bekir Ozan'ın dışında Krita var. İvan Ergiç kenarda bir o zaman. De, hayır, İvan Ergiç de oynuyor. Öyle bir üçlü var. Ergiç, Krita, Bekir Ozan oynuyor. İleriki üçlüde de sağ tarafta Turgay, sol tarafta Ozan İpek, santrforda Sercan şeklinde oluyor. Tam gole dönük bir kadro. Hem gole dönük hem de Fenerbahçe'nin yani ağır adamlarını oynatmayacak, topu çabuk kesecek, çabuk çalacak ve çabuk top kullanacak adamlar koymuş bence. Yani bir Çimşir falan olsaydı daha ağır top kullanırdı ama işte ne bileyim bir Bekir Ozan ya da Krita iyi top çalan, Bekir Ozan topu iyi kullanan adamlar. Orta sahada işte onların Emre Bölezoğlu'suna, Alex'ine falan hem biraz daha ağır. Oyunun iki yönünü de yapan oyuncuları tercih etmişler. Tabii yani orada ağır ama çok teknik adamların biraz daha hızlarını koyarak aynı şekilde cevap verme o oyuna taktiğine gidiyor Ertuğrul Sağlam anladığım kadarıyla. Öyle bir kurgu oluşturmuş orta sahada. İleride zaten Turgay'ın sağ kanatta oynama becerisi var. Solda zaten Ozan İpek, Türkiye'nin şu anki en iyi sol kanat adamı. Sercan da bildiğimiz Sercan. Bence mantıklı bir kadro. Sanıyorum Fener'le başa baş oynayacaktır bu kadro diye düşünüyorum. Başarılı olmak için bir neden yok yani şu an için görünüyor. Evet, yani hava da çok iyi. Yağış yok. Tam maç havası. Gayet güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evet, Bursa Spor bu tip maçlarda konsantre olma zorluğu çekiyordu. Final maçlarını iyi oynayamıyordu. Sizce böyle bir sorun yaşar mı bugün? Bu sene yaşayacağını zannetmiyorum. Geçen sene ve evvelki sene kupada acı tecrübeler oldu Bursa Spor'un. Özellikle evvelki sene 5 gollü bir kupa mesaisi olmuştu ama bugün tabii ki asla öyle bir şeye inanmıyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum maçın. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin kadrosunu bilmiyoruz. Daha içeri girmediğimiz için alamadık. Şimdi geçen hafta biliyorsun 5 gollü bir galibiyet aldılar Sivas deplasmanında. Bu galibiyet de ne zamandır oynamayan futbolcuların takıma girmesiyle başta Uğur Boran olmak üzere gelmişti. Şimdi o kart cezalısı olan sakatlıktan dolayı geçen hafta oynayamayan 5 az futbolcu takıma döndüyse bence çok iyi. Eğer dönmedi geçen hafta oynayanlar oynuyorsa başta Uğur Boran olmak üzere Bursa Spor'u zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü işte formayı alıp tekrar vermemek için ekstra çaba koyan, ekstra katkı koyan oyuncular. İnşallah bu akşam daha azlar oynar. O zaman biraz daha Fenerbahçe'nin temposunun düşük olacağını düşünüyorum.